Kurtulamadım şundan ya. Merhaba Ferit. Kan vermeye gidecek misin? Bütün bölük gidiyor. Ben de vermeyi çok isterdim ama korkuyorum biraz. Ya sana bir şey diyeceğim ama sonra yine işine karışıyorum diye kızma. İşime karışacaksan kızarım. Ama çok işine yarayacak bir şey. Belki de askerliğim bitecek. Nasıl oluyor? Ya hadi ya! Hadi koşun! Kaldırın şu kıçınızı! Geçin yerinize! Koşun elinde makas. Yürü hadi! Koşun lan, koşun, koşun. Eksik var Ahmet Başçavuş. Nerede diğerleri? Manyakta anca geliyor komutanım. Affedersiniz komutanım. Terziye kadar gittim geldim. Uzak dur benden. Psikopat. Sakin olun Kerim Aslı'yım benim. Korkmayın ya. Bir şey yapamaz. Biz varız. Şişt, Hamza geç yerine. Kesin şamatayı. Gökhan nerede Ahmet Başçavuş? Gökhan nerede çocuklar biliyor musunuz? Görmedik komutanım. Sabah yemekhaneyeydi komutanım. Ne haber? İyidir. Ne haber tertip? Ha şöyle be hocam. Ne o kaç gündür somurtup duruyordun ya? Salağım. Salağım işte. Boşu boşuna somurtup duruyorum. Salağım. Açmışsın bakıyorum. Ne o gözde mi aradı yoksa? Askerliği bitiriyorum. Nasıl yani? Öyle işte. Çatlatma da söyle ya. Oğlum, alay sancağını çalanın askerliği biter demezler mi? Derler. Ne yani, alay sancağını mı çalacaksın? Hı-hı. İşte bu kadar. Ne mutlu Türk'üm diyene ne mutlu Türk... O kadar kolay mı oğlum alay sancağını çalmak? Çalarken yakalanırsan vururlar vallahi. Peki ya içeriden yardım alıyorsan? Kim abi? Albay mı yardım edecek? Tabii sancak onun odasında kilitli olduğuna göre çıkaracak anahtarı. Suzi oğlum Suzi. Vay be. Oğlum bak yine de iyi düşün ha. Bir yakalanırsan var ya kan çekerler haberin olsun. Bağladım ben işi sen merak etme. Hadi hadi kalk. Hadi şu kan verme işini halledelim yürü. Hadi abi hadi. Ay sizin bölüğün askerleri çok matrak baba ya. Ferit. Yakacaksın ikimiz de ha. Şişt, tamam be. Söylerim durma. Alay komutanının postası gelecek şimdi. Korkma. Muzaffer Albay seni kademeye çağırıyor dedim oraya gitti. Ulan Ferit ulan her şeyi de düşünmüşsün ya. Oğlum bana laf yetiştireceğine koridora falan bak gelen giden olmasın. Bu bölük yüzünden rezil oluyoruz sürekli. Ama artık buna bir son vermek lazım. Sabrım kalmadı. Şu yapacağımız çardaklı albayın biraz gönlünü alırız komutanım. Çardağı böyle mi kuralım komutanım? Olabilir. Alay komutanının kendisine de danışalım. Haklısınız komutanım. Heh, o da geliyor zaten. Komutanım. Rahat üsteğmenim rahat. Kızların da askere alındığını bilmiyordum Levent. O şarkıdır komutanım. Bu da sizin bölüğün askeri. Vedat. Ay maalesef komutanım. Ay çok yakışmış ama değil mi? Komutanım, size şerefim üzerine söz veriyorum ki... ...bir daha asla ama asla bu bölükte böyle saçmalıklar yaşanmayacaktır. İnşallah Levent, inşallah. Komutanım, buyurun. Bu ne Ferit? Alay sancağı komutanım. Sende ne işi var bu alay sancağının Ferit? Çaldım komutanım. Ne diyorsun oğlum sen? Ne yaptın, ne yaptın? Delirdin mi sen oğlum?
Hayır komutanım, alay sancağının çalanının askerliği bitiyor ya. Sen ne gülüyorsun kızım? Ay çok matrak bu Bölük Baba ya. Gitmiyor mu? Ya yapma Allah aşkına ya, çekme fotoğrafımı. Bundan güzel anı mı olur, neden çekmeyecek? Hay Allah'ım ya, bir de maskara olduk millete ya. Ah Suzi. Ah koş aptal kafa koş. Yavaş yavaş. Bizim salakların yaptıklarını duydun mu? Duydum. Az ceza vermişler yine. Hele Ferit'in ki gidip alay sancağını çalmış ya, inanabiliyor musun? İntikamım kötü olacak demiştim sana. Sen mi yaptın? Hı hı. Odanın ve dolabın anahtarlarını verdim. Suzan, ne yaptığını sanıyorsun sen? İnsanlara kaba davranmanın cezası budur işte. Ferit'in askerliği yanabilirdi. Çocuk oyunu mu sanıyorsun sen bu işi? Sadece şakaydı. Ya diyorlardı da inanmıyordum. Sen gerçekten şımarığın tekisin. Ya gitme Foto. Dinle bir dakika. Ya dinleyecek ne var? Ya Ferit hapse girebilirdi. Askerliği yanabilirdi. Ama senin umurunda değil. Levent Üsteğmen nasıl bağırdı ona biliyor musun? Hatta sordu kim verdi anahtarları diye. Ama Ferit çaldım diye bütün suçu üstlendi.